Anayasa Mahkemesi'nin basın yayın kuruluşlarını kapatan ve mallarına el konulmasının önünü açan Olağanüstü Hal Kanunu hükmünde kararnamesinin ilgili maddesini iptal etmesinin ardından kurumların ne yapacağı, kapatılma ve mal varlıklarına el konulmasıyla doğan mağduriyetin nasıl giderileceği sorusu cevap bekliyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla bir kanun hükmünde kararname ile yapılan diğer işlem ve uygulamalar açısından da önem taşıyor. Konuyu dönemin Özgür Gün Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Tayyip Temel ile konuşacağız. Sayın Temel, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sayın Temel, siz o dönemde Özgür Gün TV'nin genel yayın yönetmeniydiniz. Neden kapatılmıştı televizyon ve o gün neler yaşanmıştı? Şimdi siz aslında haberinizde etraflıca bir çerçeve çizmiştiniz. 15 Temmuz darbe girişimi diye tanımlanan ve özellikle AKP'nin o zaman yetkilileri ve bizzat Cumhurbaşkanı bunu bir lütuf olarak tanımlamıştı. Bir lütuf, Allah'ın lütfu olarak tanımlamıştı ve o darbeyi gerçekleştiren zihniyetle zerre kadar alakası olmayan, o darbe girişimiyle ilgili kesinlikle bağlantısı olmayan yüzlerce kurumu, binlerce insanı işten çıkarma politikası izlemişti ya da bir şekilde kurumları kapatmıştı, mallarına el koymuştu. Aslında tam bir cadı avıydı o günler, eğer hatırlarsanız. Yani şu an Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar aslında o gün bütün kapatmayla yüz yüze kalan televizyonların, gazetelerin, radyoların söylediği şeydi. Bu korkunç bir uygulama, korkunç bir politika bu. İlerisi açısından aslında AKP'nin ya da iktidarın kendine muhalif olan herkesi ezme ve kapatma politikasıdır diyorduk, demiştik. Ve neredeyse aslında Kürtçe yayın yapan tek bir yayın bırakmaksızın aslında bu işin en önemli mağdurları da kendi ana dillerinde haber izleme hakkını, program izleme hakkını, yayıncılık takibi yapma hakkına bir şekilde kavuşmaya çalışan Kürtler oldu. Kürtler bu konuda kendi ana dilleriyle yayın yapan hiçbir televizyon kalmayarak, bırakılmayarak adeta dillerine kapatıldı yayıncılık. Şimdi bu kararın anlamı şüphesiz birçok politikanın, birçok siyasi işte kararın KHK'lerle, özellikle kanun hükmü de kararnamelerle gerçekleştirilen bütün işlerin aslında ne kadar keyfi, ne kadar gerçekle, gerçek durumla alakasız olduğunu gösteren bir karar. Fakat Türkiye'de şöyle bir sorun da var maalesef. Anayasa Mahkemesi'ni dinleyen, Anayasa Mahkemesi'nin hüküm değerindeki, kesin hüküm niteliğindeki kararlarını uygulamayan, bu konuda gereğini yapmayan işte diyelim ki merciler var. Örneğin yerel mahkemeler, örneğin valilikler vesaire. Şimdi o dönemi hatırlarsanız bazı televizyonlar aslında KHK'nin ilgili maddesi yetki veriyor diye bizzat valilikler tarafından kapatılmıştı. Bakanlıklar tarafından kapatılmıştı. Özellikle İçişleri Bakanlığı bu konuda özel bir çaba içine girmişti. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararı aslında bunun da yetki aşımı oldu. Bu böyle bir yetkinin o kurullara, o ilgili yerlere KHK ile verilemeyeceğine hükmediyor. Dolayısıyla aslında bir an önce bu kanalların yayın hayatına başlamasının koşullarının yaratılması lazım. Yani öyle mallarının, mülklerinin devri vesaire yetmez. Ortaya çıkan korkunç zararın, ziyanın da telafisinin gerçekleşmesi gerekiyor. Örneğin Gün TV'yi ben sadece söyleyeyim. Gün TV, Özgür Gün TV ve Özgür Gün Radyo onun lisansına, mallarına, işte teknik araçlarına el koyuldu, banka hesaplarına el konuldu, o araçlar, yani işte diyeyim, ulaşım araçlarına el konuldu. Yani korkunç bir zulümle karşı karşıya kaldı. Bütün yayınlarda böyle.
Şimdi bunların tekrar kendi ismiyle, kendi işte diyelim ki yayın perspektifiyle, kendi mecrasında tekrar yayın yapma koşullarına kavuşması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bir de bunu öngörüyor. Evet Sayın Tayyip Temel, ben de bunu sormak isterdim size. Bu kararla birlikte yeniden hak sahibi oldu bu kurumlar ve kuruluşlar. Geriye dönük ya da bugün için nasıl olacak? Mağduriyetler nasıl giderilecek? Şimdi kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber hukukçularımız, avukatlarımız hemen ilgili mercilere başvuru yaparak lisanslarının, frekanslarının, teknik malzemelerinin ve ortaya çıkmış olan zararlarının tekrar sahiplerine, bu televizyon sahiplerine iade etmesi için mücadele başlatacak. Ama biz biliyoruz ki birçok yayın lisansı iptal edildikten sonra başka yandaşlara satıldı. Şu an birçok televizyon aslında frekanslı yayın yaptığı yer başka amaçlarla kullanılan ya da en azından başka amaçlarla kullanmaya çalışan hükümet yanlısı yayın yapan insanların elinde. Bunların derhal bu kararla beraber iptal edilmesi gerekiyor. Bu satıştan ya da daha doğrusu peşkeş çekmek olarak tanımlanacak o politikanın hemen sonuçlarının önce durdurulması gerekiyor. Bunun için resmi gazetede kararın yayınlanmasını bekliyor. Açıkçası bizim hukukçularımız bununla ilgili ilk adım bu kararın uygulanması ve bu yayınların kendi mecrasında tekrar yayına dönmesi. Gazete, televizyon vesaire. Şimdi bir de bunun yarattığı mağduriyet var. Tabii bunu nasıl telafi edeceklerini de gerçekten gazeteciler, özgür basın mecraları tartışma konusu yapmalı. Kamuoyu bunu buna yönelik bir tartışma yürütmeli. Örneğin biz duyuyoruz işte Van TV'nin binasına el konuldu ve daha sonra kayyuma peşkeş çekildi. İşte İmece'nin malzemelerine el konuldu ve yandaşlara işte basit, çok ucuz fiyatlarla peşkeş çekildi. Araçları bilmem yandaşlara usulen ihaleler yapılarak peşkeş çekildi. Bu malzemeler, bu malların nerede olduğunun da takibini, araştırmasını yapmak gerekir. Sayın Temel, siz şu anda HDP milletvekilisiniz. Belki de bu soruya siyasi kimliğinizle de cevap verirsiniz. Türkiye bir dönem neredeyse KHK'larla yönetildi. Çok fazla KHK çıktı. Kanun hükmünde kararname çıktı. Şimdi bunun iptali diğer kanun hükmünde kararnameler için bir anlam ifade eder mi? Şimdi ben Türkiye'de şu an yönetim anlayışı gerçekten yani yönetimin zihniyeti, hukuka, adalete ve kanunlara yaklaşımı hiçbir şekilde umut vermiyor. Yani üst mahkemenin kararını yerel mahkeme uygulamıyor. Örneğin AİHM kararını işte diyelim ki Türkiye yargı mercileri uygulamıyor. Böyle kötü bir atmosferde olmamıza rağmen biz AİHM kararının bu mağduriyete uğramış olan bütün kesimlere bir emsal olacağını düşünüyoruz ve hak arayıcılığı, hakkını arama işte diyelim ki Avrupa ya da uluslararası mahkemelere kadar bu işin takibinin ve en azından hesabının sorulması açısından önemli bir karar olarak tanımlıyoruz. KHK'lilerin ve KHK ile mağdur edilen herkesin bir şekilde emsal olarak ele alacağı bir karardır diye düşünüyorum. Sayın Tayyip Temel, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Değerli izleyenler.